Benim şu anda böyle gezebiliyorsam adalet ve hukuk sayesindedir. Onun için önemlidir. İnsanlar rahat yaşayabilsin diye. Ekonomik sıkıntıların bile temelinde bence bu var. Sadece ekonomi değil, insanların güvende olması için, kendini huzurlu hissetmesi için, her şey için önemli. Yani temel haklarımız için önemli. İnsanların birbirine saygısı için önemli. Voltaire'in deyimiyle bir insanın yumruk atma özgürlüğü bir başkasının burnunun başladığı yerde biter yüzünden önemli. Yani adalet ve hukuk zaten bir toplumun en yapı taşlarından. Hukuk varsa huzurluyuz. Hukuk yoksa ben huzurlu değilim. Güvende hissetmiyorum kendimi. Güvende hissedilmem için de hukuk gerekiyor. Vicdan gerekiyor. Bu kavramların içini en iyi şekilde doldurmamız gerekiyor. Hayat boyu herkese gerekli olan bir unsur. İnsanların eşit yaşaması için. Çünkü haksızlığa uğradığımızda hepimizin canı yanıyor. Bunu kimse istemez. Onun için adaleti herkes ister. Yani adaletle hukukun çok bir şey olduğunu sanmıyorum ama şey olarak yani olduğunu sanmıyorum da. Adalet terim olarak, kavram olarak adalet var ama hukuk bunun pratiği burada işliyor mu? Bence işlemiyor. Hayır, kesinlikle yok. Başımız sağ olsun, öleli çok oldu. Sence? Ah, maalesef yok. Sizce? Bence şu anda işlemiyor. Yok, evet, yok. Çok politik bir soru oldu. Yani ne olduğunu herkes görüyor. Özellikle siz gençler zaten her şeyi görüyorsunuz. Her türlü adaletsizlik var Türkiye'de. Bireylere göre karar verme, kurumlara göre karar verme, anayasanın dışında karar verme hepsi var. Ben anayasayı tanımam denilebiliyor. Kadın cinayetleri özellikle şu an aklıma gelen ilk şey gündemde çok fazla olduğu için. Böyle saçma sapan af şekilleri var yani. Kılık kıyafeti düzgün diye af yiyor. Kravat taktı diye indirim alıyor falan. Tecavüz eden adamı hapse atmıyorlar ama tecavüz eden adamı döveni hapse atıyorlar. Özellikle kadına yönelik şiddet. Mesela burada bence vurgulanması gereken en temel şey bu. Onlara zaten saygı duymayandan adalet beklemiyorum ben. Bu ülkede suçluların, işte tecavüz, taciz edenlerin, hırsızlık yapanların hapse girmediği bir ülkede yaşıyoruz ve hepimiz bizim canı tehlikede sonuçta. Kadına şiddet ya da mesela sağlık çalışanlarına şiddet cezasız kalabiliyor. Eğitim alanında, sosyal yaşantıda, ekonomide, her alanında, toplumun her alanında bence adaletsizlik mevcut. Başındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasilerin hukuktan, hakimler Yüksek Savcılar Kurulu'ndan elini çekmesi lazım. O alana karışmaması lazım. Her yaşta eğitimli, her yönde eğitimli. Bir başkasının hakkına saygı duymayı öğrete öğrete. Bunu trafikte de yaşıyorsunuz, sokakta da yaşıyorsunuz, yoldan yürürken de yaşıyorsunuz. Şu koşullarda gerçekten zor. Toplumsal bir mutabakat ve hareket lazım aslında. Valla halk olarak herkesin bir şey yapması lazım yani. Toplamamız lazım, seslenmemiz lazım. Yani demokrasinin temel ilkelerini doğru dürüst oturtarak ve anayasaya sıkı sıkıya bağlı kalarak. Ya yasaların yani daha güçlü olması lazım. En önce eğitim. Eğitimimize çok önem vermemiz lazım ama hiçbir şekilde eğitim yok. Eğitim olmadığı sürece de adalet de olmaz, eşitlik de olmaz.